Şu ana kadar 335.956 aileye 10'ar bin lira hesaplarına gönderildi. Bu şöyle gönderildi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız tespitleri yaptı. Ağır hasar, yıkık, acil yıkılacak, orta hasar ve hafif hasar. Yani bu depremden hafif hasara kadar etkilenen bütün ailelere şu ana kadar ilk tespitte 335.956 tespit yapıldı. Tespitler yapılmaya devam ediyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Yaklaşık eğer hasar tespitlerinin ortalama %30-35 civarı tespit edilmişse daha üçte biridir bu oran ve bu bir şekilde hesaplarına aktarılmaya devam edilecek. Tekrar söylüyorum. 335.956 aileye dün akşam itibariyle 144.956 aileydi. Bu sabah itibariyle 191 bin aile toplam 335.956 ailenin hesaplarına 10 bin liralar ilk etapta gönderilmiş oldu. Ve burada yine başka bir süreci daha söylemek istiyorum. Şu anda 1833 dernek ve sivil toplum kuruluşu 59.814 kişiyle bölgede destek ortaya koymaktadır. Aziz vatandaşlarımıza da şunu söylemem gerekir. Muhakkak ki iyi niyetli olanlar var olduğu gibi aldığı desteği tam yerine ulaştıramayanlar veya çok az da olsa bunun istismarını yapmak isteyenler de olabilir bunların içerisinde de. Bu konuda sivil toplum örgütleri ile sivil toplum ile ilişkili genel müdürlüğümüz bu konuda gerekli bütün denetimleri yani ne almış, nereye gitmiş, ne olmuş, yarın öbür gün herhangi bir tartışmaya, istismara mal vermemek için yapmaktadır. Bu sadece bu alana yönelik değildir. Bundan öncekilerde de bu konuda toplanan bağışlarla ilgili zaten yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor. Bağış ayrı, yardım ayrı. Onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, nereye harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette devam edeceğini söylemek isterim. Zaten bizim birçok AFAD'la dahil, sivil toplumla dahil çalıştığımız sivil toplum dernekler var. Bunlar kendileri isterler. Yani bizi denetleyin ve biz bu konuda milletimize karşı ve bizim bağışçılarımıza karşı bir mahcubiyet içerisinde olmayalım diye defalarca karşı karşıya geldiğimizde bu ortaya konulur. Bunun da ama bunu istismar eden varsa da bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da elbette ki gereği yerine getirilir, getirilecektir. Bunu da ifade etmek istiyorum. Elbette ki şunu da son olarak söyleyeyim. Şehir normalleşmeye başladığında, şehirler normalleşmeye başladığında, konteyner şehirler oluşturulduğunda tahliye edilen vatandaşlarımız elbette ki şehirlere dönecekler, döndürülecekler ve burada onların hayatının belki ilk bir yıl daha önceki zaman diliminde olduğu gibi olmaz ama en azından ihtiyaçlarını gerçekleştirebilecek, ihtiyaçlarını yönetebilecek bir hali sağlamaya çalışacağız. Bunu da burada söylemek istiyorum. En son cümlem şudur. Bir güvenlikle ilgili, asayişle ilgili bir dedikodu, bir tezvirat aldı başına gitti. Yani her alanda nasıl bir süreci sekteye uğratırım gayretinde olanlar var. Kıymetli vatandaşlarımız, biz Kahramanmaraş'tayız, bir yağma görmedik. Hepimiz buradayız. Adıyaman'da bir yağma yok. Osmaniye'de bir yağma yok. Ama acaba devletin bu konudaki ortaya koyduğu iradeyi ve otoriteyi hem başka yerlerden hem de buradan sarsabilir miyim düşüncesinde olanlar,
ben fırsatı elime geçirdim. Buradan da bir darbe indirebilir miyim derdinde olanlar bu dedikoduları değerlendiriyorlar. Şu anda burada bir güvenlik görevlisi varken bütün deprem bölgesinde 3 güvenlik görevlisi var. Ve geçmiş periyotta olan suçlardan daha az suç var. Yani elbette ki hırsız hırsızdır. Yani fırsatını bulunca eğer vicdanında yoksa açıktaki bir malı almak isteyebilir. Buna da güvenlik görevlileri gerekli müdahaleyi ihbarlar çerçevesinde yapıyorlar. Ama burada bir şey söyleyeyim. Bize yapılan ihbarların %99'u boş çıktı. Yani %99'u hatta gideriz ve bu konudaki tespitimizi orada yapar tutanağı gerçekleştiririz. Yargı da bu konudaki gerekli hassasiyeti gösterdi. Bu konuda herhangi bir asayiş eksikliği olmaması için, çünkü bir taraftan depremle ilgili oluşan tespitlerle çalışılıyor. Ama bir taraftan da asayiş ve güvenlik açısından buraya yüzlerce savcı sevk edildi. Bir taraftan güvenlik, bir taraftan savcı. Şu anda bizim karşılaştığımız birkaç münferit ve birçoğu yalan, birkaçı da münferit olan, geçmişte de normal hayatta da olabilecek ve güvenlik güçlerimizin de yakalayıp derdest edip savcılığa gönderdiği olayın dışında başka bir şey söz konusu değil. Ama bunu sürekli olarak dillendirenler bir tek şey arzu ediyorlar. Güvensizlik oluşturma anlayışına doğru gitmeye çalışıyorlar. Bu hesabı yapanlar elbette ki bugün hem devletin hem milletin uğraştığı bu zorlu meselede sadece çelme takma, oyalama ve bizi iştigalimizden, esas çalışmamızdan ayırma durumunda içerisinde olanlardır. Onlarla ilgili de gerek sosyal medya üzerinden siber suçlar birimimiz, yargımız gerekli çalışmaları yapmakta ve gerekli tespitleri yaptıktan sonra da yargının karşısına getirmektedirler. İnsanlık dışı davranışlar var. Yani insanlar canlarıyla uğraşıyorlar. Bu ülkenin yetiştirdiği adamlar ellerini kaldırıp şarkı niteliğinde sloganlar atıp onu öldüreceğiz, bunu öldüreceğiz gibi sözler söylüyorlar. Yani sözle öldürmek kolay bir şey de, öldürebilirsiniz de vicdanınız yoksa, ama hayatında böyle bir şeyin bile yanından geçmemiş olan insanlar sadece toplumu germek ve endişeye sevk etmek için hiç de yakışmayacak işler yapıyorlar. Onlar da yakaladılar. Gereğini de yerine getirirler. Devletimiz her zamankinden daha tetiktedir. Her zamankinden daha teyakkuz halindedir. Her zamankinden daha bütün kurumları birbirleriyle en yüksek derecede irtibat halindedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.